İstanbul'da birçok şubesi olan bir kahve zinciri markası iddiaya göre o şubelerini yaptırdığı ustalara ödeme yapmadı. Zincir marka zincirleme dolandırıcılıkla suçlandı. Verdikleri çekler karşılıksız çıktı. Üstüne bir de sırra kadem bastılar. 2 milyon liralık bir mağduriyetim var. Burası koskoca bir marka. 450 bin lira ben zararım var. Avizelerini ben yaptım. 150 bin lira alacağım var. Biz 3 ortağız, toplam 1,5 milyon alacağımız var. Benim 510 bin TL net alacağım var. Kahvenin 40 yıl hatırı var ama ustaların emeğinin kıymeti yok. İddiaya göre kahve zinciri zincirleme dolandırıcılık yaptı. Sabah bir geldik buraya baktık, kesinlikle hiç kimse yok. Ben artık tıkandım, bitme noktasına geldim. İstanbul'da yaklaşık 65 tane, toplamda 87 şubeli bir kahve markasından bahsediyoruz. İddiaya göre Bağcılar'daki bu otelin altı kahve zincirinin ana merkezi olacaktı. Aylarca çalışıldı, hazır hale getirildi. Emeklerinin karşılığı olarak da hepsine çek verildi. Elimin emeği ya, çocuğumla beraber gelip yapmışım. Kapıları, burayı, bütün ahşapları ben yaptım abi. Tam net olarak 6 ay net ben çalıştım. Isıtıcıları takıyorduk. Birçok mağazasını yaptık. Kapı, pencere, boya, badana, dekorasyon hepsi ayrı ayrı ustalar tarafından eksiksiz yapıldı. İddiaya göre bu işlerin karşılığında verilen çekler karşılıksız çıktı. Çekin muhatabı yok. Sahte çek var, ikiz çek var. Çekler yatırılmayınca biz anladık ki bizi dolandırdılar. İddiaya göre 20 gün önce bir gece vakti merkez şube boşaltıldı. İçeride ne var ne yok alındı. Kamyonlara yüklendi. Alacaklı olanlar bir gün sonra buraya geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Ulaşamıyoruz, kimseyi bulamıyoruz muhatap olarak. Ben bu altınları baldızım sağ olsun boynundan çıkardı, bana verdi arkadaşlar, bakın. Canı yanan bunu bilir. Borç aldığım altınlarla borcumu kapatacağım. Verilen çekler ödenilmeyince ben çeki karşılığında arabamı nalburcuya vermişim. Yani bu kadar yani bizi mağdur ettiler. Biz bu kadar değiliz. Bizim gibi en az 50 kişi var. Mağdurlar kahve zincirinin sahiplerinden şikayetçi oldu. Çekiç kaldıramıyoruz artık. Öyle bir hale geldik. Bütün herkesin emeğini çaldıra bu adamlar.